Merhaba arkadaşlar, Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Bugün size Probullion, Compound Object ve Probullion ile ilgili bir ders hazırladım. Bunu yapabilmek için önce elimdeki duvarı seçiyorum. Şu an basit bir şekilde çizilmiş line ve extrude uygulanmış bir duvarım var. Hiyerarşiye dikkat edin. Birazdan bunu başka bir yerde bir daha göstereceğim. Compound Object yani Create paneline geldiğinizde şuradaki standart primitiflerin altından Compound Object'e böyle de ulaşabilirsiniz. Create Compound Object böyle de ulaşabilirsiniz. İkisinde de Probullion. Burada da Probullion, burada da Probullion. Aynı şey. Probullion'a bastığınızda işlem olarak size birleştirme mi, çıkarma mı, kesişim alma mı yapmak istiyorsunuz gibi burada seçenekler var. Subtraction çıkarmayı işaretleyip buradaki listede duvar, ana obje yani çıkartılacak şeyler bunun altına sıralanacak. Start picking deyip subtraction aktifken her tıkladığınız parça modelden atılmaya başlar ve buradaki listede de o objeler sahneden kaldırılır bu şekilde. Ve şu anda objemiz teke düştü. Fakat burada şimdi bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar Probullion'a basmıyorum. Modify'a geliyorum. Modify'da Probullion'u açarak operantları aktif hale getirerek sizin burada tıkladığınız her operant dikkat ederseniz ulaşılabilir hale geliyor. Ne demek bu? Mesela şu anda ikonu görmeniz için mesela şu anda ikon burada duruyor. Pivot noktası. Mesela Box ID'yi seçtiğimde şu anda buradaki ikon buraya geliyor ama Box 9'a dokunun tıkladığım zaman arkadaki Box'a gidiyor. Mesela şöyle sırayla 7'ye geldik. Buradaki Box'ı seçtim. Bunu aktif hale getirdiğinizde burada box altta tekrar ulaşmanıza izin veren hiyerarşide gözüküyor. Ve buradan bunun ebatlarını, örneğin genişliğini ya da yüksekliğini değiştirmenize izin veriyor. Bu fonksiyon güzel bir fonksiyon. Tekrar operanda geliyorum ve operanda geldiğim zaman aynı zamanda bu aktifse eğer ve operant aktifse bunun konum olarak yerini değiştirebiliyorsunuz. Scale'i kullanıp yine aynı şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Rotate'i kullanıp yönünü döndürebilirsiniz gibi bütün bu işlemlere izin veriyor esneklik açısından söylüyorum. İptal etmek istediğinizde, işlemi iptal etmek istediğinizde mesela bu box 7'yi buradan çıkarmaktan vazgeçtiniz diyelim. Bunun extract selected, remove dediğinizde otomatikman işlem devre dışı bırakılır. Yani şimdi ben bunu kapattığımda, örneğin bu box'ı seçtiğimde, o Probullion'ı kapattığımda, bu box'ı seçtiğimde, move'la bunu böyle dışarı alırsam, oradaki çıkarma işlemi iptal edilmiş olacaktır. Tekrar geri aldım. Tekrar Probullion'dayken, tekrar start picking deyip buna dokunursanız, bunu tekrar atar otomatikman. Yani o da buraya artık çıkartıldığı obje olarak geri dönecektir. Daha sonra bu parçaların altına ulaşmak konusunu mesela Union'dayken dikkat ederseniz buradaki line'ın extrude kısmına gelip bunun tekrar yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Ana duvar yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Operantlara tekrar geri gelebiliyorsunuz. Ve bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz bir parçayı mesela çıkarmak yerine birleştirmek istiyorsanız Union deyip Change Operation dediğiniz otomatikman o parça buna artık subtract yani çıkarma yapmak yerine artık fiziksel olarak birleştirilmiş oluyor. Yani şöyle baktığınızda artık birleştirilmiş bir parçadır bu buna. Bu işlem artık yanına da subtract nasıl çıkartılanlara subtract yazıyorsa birleştirilene de union yazıyor otomatikman. Kesişim almak istediğinizde örneğin başka bir parçayı seçtik diyelim. O parçayla duvarın kesişimini istiyorum dediğimde intersection deyip Change Operation dediğimizde bu sefer sadece duvar boşluğuyla duvarın arasındaki ortak alanı bize verir. Mesela tekrar ben Subtraction deyip Change Operation dediğimde tekrar eski haline geri dönecektir. Onun için bu çok kullanışlı bir araç. Tekrar çıkarma yapmak istediğinizde bir daha gidip Compound Object'ten Probullion'a tıkılmanıza gerek yok. Bu zaten burada bu şekilde ulaşılabilir şekilde duruyor. Onu unutmamanızda fayda var. Problemini kapattım. Umarım faydalı bir ders olmuştur.